Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ekim 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 2023'ün en önemli ve etkili bir ayı Ekim. Güneş tutulması var, ay tutulması var ve bu tutulmalar önümüzdeki 6 ayı da şekillendirecek. Hem kişisel hem toplumsal alanlarda. Ayın ilk 10 günlük döneminde terazi burcunda ilerlemekte olan Mars'ın biraz zorlu açıları olduğu için yani aya daha çok para konularındaki mücadelelerle başlayabilirsiniz. Aslında bunlar Eylül ayında da devam eden konulardı. Bu ayda sürebilir. Zaman zaman para konularında biraz sıkıntınız var, baskı hissediyorsunuz. Belki bu ortaklı işleriniz, paylaşımlarınızla ilgili olabilir. Bir borcu ödeme, yapılandırma, kredi konusu gibi bir konunuz olabilir. Hisseli paralarla ilgili mevzular var. Buralarda daha dengeli, daha uyumlu olmaktan fayda var ama kararsız kalmamak, bir şeyleri de böyle sürüncemede bırakmamak gerekiyor. Artık konu neyse burada daha planlı, programlı, inisiyatif alarak kararlı bir şekilde davranırsak buradaki sorunu çözme konusunda yol alabiliriz. Tabii ki finans konularına, para durumumuza, harcamalarımıza, borç alacak konularına dengeli yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü beklenmedik harcamalar da çıkabilir. 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda tam da 8. evinizde bir güneş tutulması var. Şimdi bu tutulma tabii ki etkili ama sadece Ekim ayıyla ilgili değil. Yani Ekim ayında da etkilerini gösterecektir. Ama önümüzdeki 6 ay Mart sonuna kadar da çalışabilir. Ocak ayı da önemli burada. Mart ayı da tabii ki dikkat çekici de önemli. Bu tutulma aslında Nisan'da başlayan Koç terazi tutulmalarımızın bir parçası. 2025 Mart'ına kadar sizin 2-8 aksınızda 6 ayda bir tutulmalar olacak. Yani para konularını biraz orta vadeli değerlendirmemiz gerekiyor. Bu dönemde borçlanma konuları, emeklilik konuları, kredi konuları, eşinizin kaynakları, gelirleri, giderleri, işte sigorta, vergi, tazminat, nafaka, miras gibi mevzular. Bunlar kişisel haritalarınızın aldığı etkilere göre az veya çok yaşamınızda önemli olacak. Yani bazı gündemleriniz olabilir ya da süreçte olan konular tamamlanabilir. Ama finans konularına dikkatli ve temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Özellikle belki paylaşılan kaynaklara. Herkes aynı şekilde etki almıyor tabii ki. Bu bir öncü tutulma. Öncü burçları daha fazla etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlar hangileriydi? Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak. Eğer sizin bu burçlarda 21 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için özellikle para ve finans konularında çok daha önemli etkiler olabileceğini söyleyebiliriz. Tutulmayla beraber bu etkiler artabilir. Gezegenleriniz birden fazlaysa gezegenlerin sembolize ettiği konular da tabii ki hayatın içerisinde, tutulmanın tesirleri içerisinde çalışacaktır sevgili balıklar. Evet, Mars'ın ayın 12'sinden sonra Akrep Burcu'na doğru ilerlemesi biraz daha bu sıkışıklıkları, biraz finans konularındaki çabaları azaltacak. Hani böyle bir rahatlama, enerjinizin artması, motivasyonunuzun güçlenmesi, daha ruhsal, daha spiritüel, daha manevi konulara, kültürel konulara yönelmeniz mümkün. Hani kendinizi desteklenmiş hissedeceksiniz. Güçlenmeye başlayacaksınız. Özellikle manevi güç burada çok önemli sizin için. Güneş ve Merkür de ayın 22'si, 23'ü ile birlikte artık Akrep'e geçecek. Ve ayın ikinci yarısından itibaren özellikle son 10 günlük süreci içerisinde 9. ev konularınızla beraber işte bu bir şeyleri öğrenme, araştırma, kültürel konular, eğitim konuları, belki yolculuklarınız, seyahatleriniz, medya işleri, yayıncılık, biraz yurt dışı konuları burada gündeme gelmeye başlayabilir. Aktifleşmeye başlıyor. Satürn burcunuzda, balıkta ve Merkür'ün Güneş'in özellikle 23'ünde, 24'ünde burcunuzdaki Satürn'e güzel bir üçgeni var. Yani bu size güzel bir fikir, bir bilgi, bir düşünce getirebilir, bir başlangıç yapabilirsiniz. Eğitimle ilgili destekliyor sizi uzun vadeli. Akademik çalışmalarınız olabilir, işte yayın işleriniz olabilir, yolculuklarla ilgili belki güzel bir fırsat çıkabilir karşınıza. 28 Ekim'e geldiğimizde Ay Dolunay'a ulaşacak ve 28 Ekim'de 5 derece Boğa burcunda önemli bir ay tutulması var. Ülkemiz için de çok önemli. Yani zaten kolektif alanda olan etkiler doğal olarak kişisel hayatlarımıza da yansıyacaktır. Az veya çok. Boğa Akrep aksındaki tutulmaları son 1,5 yıldır yaşıyoruz aslında. Bu tutulma, bu akstaki son tutulma. Önümüzdeki 9 yıl Boğa burcunda tutulma olmayacak. Jüpiter'le birleşiyor aslında ama Akrep'teki Güneş
Merkür ve Mars'ta da karşıtlığı olan bir tutulma, biraz içinde gerilimleri olan bir tutulma. Üçüncü ev tutulması, ay tutulmaları bir farkındalık, özellikle zihinsel süreçlerinizde bir karar verme, bir şeyi öğrenme, fark etme, bir aydınlanma getirebilir. Bir eğitim sürecinizi bitirme, tamamlama, bir ticari konuda bir karar alma, özellikle yayıncılık, iletişim, kişisel tasarım işleriniz, yazılı sözlü her türlü alanda önemli çalışabilir bu tutulma. Ama tabii ki lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tutulmanın etkisinin artması için sizin sabit burçlarda, özellikle boğa, aslan, akrep ya da kova burçlarında gezegenlerinizin olması lazım. 5 derece ve yakınlarında bulunuyorsa, işte 0 ile 10 derece arasında, özellikle hatta 12 derece arasında gezegenleriniz varsa sabit burçlarda, tutulma bireysel olarak size daha fazla yansıyacaktır. Eğer çok bu burçlarda yerleşimleriniz yoksa, bunlar hani komşularla ilgili çalışabilir, işte akrabalar, belki kardeşlerinizle ilgili konularınız var. Hayatınızda bunlar biraz yansıyabilir size. Kardeşleriniz, onların hayatlarındaki, onların eğitimi, onların hayatlarındaki gelişmeler, işte onlarla ilgili beklentileriniz varsa bu tutulma buralarda da bazı dönüşümler, sonuç almalar, tamamlanmalar getirebilir sevgili balıklar. Lütfen 2004 yılının Ekim ayını şöyle bir gözden geçirin. Yani 2004 yılının Ekim ayında bu ay yaşadığımız tutulmaların aynı zodyak derecelerinde aynısını yaşamıştık. 2004 yılının işte sonbaharı, kış aylarını şöyle bir hatırlamaya çalışın. Tamamen aynı olmayacaktır tabii ki ama haritanız etki alıyorsa benzer tesirler biraz çalışabilir. Bu da faydalı olabilir. Bir gözden geçirmeyi, hatırlamaya çalışın sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Balık burcu, burçlar kuşağının 12. ve son burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün'dür. Su elementinin değişken nitelikli bir burcudur. Balık burçları son derece duygusal, duyarlı, romantik, sezgisel olurlar. Bu onların en önemli özellikleridir. Büyük bir inanma ve inandırma nitelikleri olabilir. Genellikle dürüst, vicdanlı, sadık ve uysal kişilerdir. Onlar girdikleri her çevreye kolayca uyum sağlayabilirler. Yönetici gezegenleri Neptün nedeniyle hayal dünyasında yaşayabilirler. Yaşama biraz romantik ve aşırı duygusal bakabilirler. Gerçekçi olmayabilirler. Balıklar diğer burçlar arasında dış etkenlerden en çok etkilenen, aslında etki alan kişilerdir. Onların kendisini güven içinde hissetmesi gerekir. Sürekli korunmaya ihtiyaçları olabilir. Duygusal iniş çıkışlarının çok fazla olması ve kolay etki altında kalmaları nedeniyle de melankolik bir burçtur. Bazen duygusal çıkmazlara girebilirler ve çeşitli bağımlılıklar geliştirebilirler. Dolayısıyla alkol ve uyuşturucu gibi kavramlara karşı dayanıklılıkları azdır. Rahatlıkla bağımlılıklar oluşabilir. Sanatsal yetenekleri güçlüdür. Özellikle büyük sanatçılar, müzik, resim, dans gibi, sahne sanatları gibi, sinema ve film sektöründe güçlü sanatçılarda balık burcundan rahatlıkla çıkabilir. Çok romantiktirler ve ilişkilerinde duygulara mantıktan daha fazla önem vereceklerdir.